Selamünaleyküm değerli din kardeşlerim. Bugün yani cuma gecesi yapılması gereken ibadetleri sıraladım sizin için ve paylaşmak istedim. Bu gece yatsı namazından sonra iki rekat şükür namazı kılınırsa hayatınızda çok güzel değişiklikler olur. Cuma günü. Cuma gecesi Kaf suresi okunursa kıyamette yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır okuyan kişi. İki cuma arasında işlediği günahları da affolunur. Cuma günü 80 selavat getirenin 80 yıllık günahı affolunur. Cuma günü veya gecesi Duhan suresi okuyan kişi cennette bir köşk ihsan edilir. Kaynak: Taberani. Cuma gece Siyasin suresi okuyanın günahları affedilir. Kaynak: İsfahani. Cuma günü Gusledenin günahları affolur. Kaynak: Taberani dilekleri kabul görür. Cuma günü akşama doğru Ya Veli ismi şerifi okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur. Cuma gecesi bin defa Ya Muhsi ismi şerifi okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur. Cuma günü bin defa Ya Veli ismi şerifi okuyarak dua edenin duası kabul olur. İşleri kolaylaşır. 10 hafta süreyle cuma günleri onar defa ya Gani, Ya Muni ismi şerifini okuyan zengin olur. Cuma geceleri yüz defa Ya Dar ismi şerifini okumaya devam edenin Cenabı ı Hakk'a yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur. Cuma namazında hütbe esnasında yüz defa Ya Basir ismi şerifi okuyanı Cenabı Allah hidayete erdirir kalp gözünü açar. Cuma günü Ya Veliyül Ya Allah esmasını yüz defa zikreden her istediğine kavuşur. Cuma günü La ilahe illallahül malikül hakkül mübin 200 defa zikreden kişi Allah'tan ne isterse verilir. Cuma günü sabah Ya Ragib esması 312 defa okunursa istediklerini Allah'a bildiren isteği kabul olur. Cuma namazından sonra 7 defa ihlas ve teyin okuyanı Allahu Teala bir hafta kazadan, beladan, kötü işlerden korur. Cuma günü kendi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah'tan isteyin. La ilahe illa ente yerhennenü ya mennenü, ya bediye semavati vel ardi ya zel celali Bu dua ile dua eder ve Allah'tan isterse Allah muhakkak duanıza karşılık verir. Cuma gecesi okunacak dualar ve sureler. Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala. Ya Melikül, müktedirsin Allah'ım, bana yardım et. İsmini yüz defa söyleyen kişi sıkıntılardan kurtulur ve dertlerine derman bulur. Cuma günü namazdan önce abdestli bir şekilde elbisesi temiz ve kalbinde dünya düşüncelerini çıkarmış olarak 200 kere Ya Allahu el mahmudu fi fi alihi diyerek dua ederse Allahu Teala onun hastalığına şifa verir. Umuyorum ki video faydalı olmuştur. Daha fazla kişi ulaşabilmemiz için videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.